Merhabalar Doç Kafe hoş geldiniz. Bugün bir filmden bir kesitliği çözümleyip dinlemesini yapacağız ve sonrasında bir karakteri altyazı yardımıyla seslendireceğiz. Filmde bir kızımız var. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Annesi hasta evde. Babası kalp krizi geçiriyor. Babasının hastaneye girmesinden itibaren yakınlarından yardım istiyor. Yaklaşık 6 dakikalık bir kesit izleyeceğiz. Bu film evangelistlerin çektiği bir film. Yani biraz misyoner. Filmdeki herkes ateist, sıkıntılı bir dönemlerindeyken Doğru yolu bulmalarını anlatıyor film. İzleyeceğimiz bölüm yani bu kesit doğru yolu bulmalarından öncesi. O yüzden içiniz rahat olsun. Bol bol connectivity var bu kesitte. İzledikten sonra mutlaka connectivity bir göz atın diyorum. Yukarıya kartlara ve aşağıya açıklama kısmına da Doç kafedeki connectivity 5 konusunun linkini bırakacağım. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, aramıza yeni geldiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Evet sahneye hastanede başlıyoruz. Bu yengesi ve e, amcası kızın. Diyor ki Ver hete şon gedakt. Ver hete şon Bakın konjunktifs var. Diyor ki kim düşünürdü ki kim düşünür ki gibi böyle kim düşünebilirdi ki gibi e, çevirebiliriz. Das Yanguo yani kızın babası Lebe Krebs bir common würde. Bakın würde, würde var. Bir common würde. Lebe Krebs dediği ee, karaciğer kanseri, karaciğer kanseri olabileceğini, bir common birde alabileceğini, kapabileceğini artık neyse, karaciğer kanseri olabileceğini diyelim biz, olabileceğini Yangon'un kim düşünürdü ki, kimin aklına gelirdi, gibi bir anlam var. Bu bu cümleyi mutlaka kenara bir yere yazalım. Konkretizasyon konusunu incelerken bu cümle de yanımızda dursun. Devam ediyorum şimdi. Sein zu Hause demiş. Bakın Sein zu Hause ist damit ruiniert. Ru, ruiniert dediği ruinieren böyle yıkmak, parçalamak demek. Sein zu Hause şu Z büyük olması gerekiyor. Sein zu Hause onun evi is damit. Damit bununla beraber ruiniert oldu. Yani parçalandı, bitti diyor. Eigentlich diyor. Wollte ich die Fabrik erweitern. Yani bunların bir fabrikası var. Aslında diyor gerçekten ben ne istedim? Fabrikayı erweitern, genişletmek istedim diyor. Büyütmek istedim diyor. Das hat sich jetzt dann erledigt. Erledigen bir şeyi halletmek demek. Bu da burada da diyor ki yani bu büyütme isteğim diyor artık halledildi yani bitti. Çünkü parayı bu kardeşinden alıyormuş adam. Dolayısıyla diyor ki artık bu isteğim erledigt, halledildi, bitti yani bu işin sonuna geldik gibi bir anlam katmış. Onu film izlediğimizde daha iyi anlayacağız. Ama elle bir şeyi halletmek olarak daha çok kullanılıyor. Devam ediyorum. Vi soll er uns jetzt noch Geld leihen? Bakın Geld leihen borç vermek demek, para vermek. Vi nasıl o bize şimdi verecek ki para? Vi soll er uns jetzt noch Geld leihen? Mesela was soll ich tun? Ne yapayım? gibi. Burada da Nasıl verecek ki gibi çevirebiliriz aslında. Zolu böyle vermeli ki gibi yani nasıl vermeli ki gibi çevirmememiz lazım. Bu zolu okuyup dinleyip biraz böyle durumdan çıkarmamız gerekiyor. Tam bir çevirisini yapmakta zorlanabiliriz. O yüzden bol bol zorlu cümle gördüğümüz zaman bu fikirle hareket edelim. Bunun nasıl kullanıldığına dair Türkçe düşünmeden cümle içinde öğrenelim. Bu cümleyi de mutlaka yazın. Will er not mehr geld Nasıl bize verebilecek ki? Şimdi verecek ki nasıl bekleriz ki para vermesini artık? Çünkü adam hastaneye düşmüş. Devam ediyoruz. Bu kadın şimdi böyle konuşurken adam giriyor araya diyor ki, "Do we not mehr geld von Sen ondan daha da para mı borç almayı düşünüyorsun? istiyorsun diyor. "No mehr geld. Daha da fazla, daha da para mı istiyorsun artık?" diyor. "İstemeyi düşünüyorsun." diyor. O da diyor ki, hab e, adam diyor. We haven't shown so viel von ihm Lion'ın demek ki geçmişi neymiş? Geliyenmiş. Haben geliyen. Biz ondan zaten schon so viel von ihm çokça borç aldık. Gelin Und noch nix davon sürük betzalt. Sürük betzalt geri ödemek. Noch nix daha hiç davon. Ondan geri ödemedik diyor. Aldıkları borcu ödememişler. Unglaublich diyor. İnanılmaz. İnanılır gibi değil. Die Mutter liegt auch im Krankenhaus. Yani anne de e, hastanede. Und jetzt auch noch ihren Vater. Şimdi de onun babası diyor hastanede. Burada neden ihren demiş onu anlamadım. Ihr Vater demesi lazımdı. Ya altyazı yanlış ya ben şu an bir şey göremedim. Ya da e, konuşurken öyle mi diyor. Bakmak lazım. Şuradaki ihren'ı tam açıklayamayacağım ama diyor ki hem annesi hastanede şimdi de auch noch, yes auch noch, şimdi de babası. Die brauchen das Geld mehr als via Bizden daha çok ihtiyaçları var paraya diyor. Bakın bizden daha çok derken nominatif halin yani ich, du, erziyet şeklinde kullanıyoruz. Mesela mehr als ich, benden daha fazla. Die brauchen das Geld mehr als via Bizden daha fazla paraya ihtiyaçları var şeklinde kullanıyoruz. Ich denke, wir sollten unsere Schulden jetzt begleiten. Schulden dedi borç. Mesela gittiniz borcum ne? Was ist mein Schulden? Diyebilirsiniz mesela. Benim borcum ne kadar? Tamirciye gittiniz. O şekilde kullanılabilir. Ich denke, ich denke, wir sollten unsere Schulden jetzt begleiten. Bakın burada da sollten var yine. Sollten da konjunktiv zwei ve böyle ödemeliyiz ama Böyle tam da zorunlu değiliz. Ben öyle düşünüyorum bir fikir. Biz diyor borcumuzu begleichen demek kapatmak. Borcu kapatmak demek güzel bir kelime. Bunu da kenara not edin. Ama filmin içindeki sahneyi de kafanızda not ederseniz unutmazsınız. Ich denke wir sollten unsere Schulden jetzt begleichen. O da diyor ki begleichen. Kapatmak mı? Ist das dein Ernst? Bu çok güzel bir kullanım. Ist das dein Ernst? Bu senin ciddin mi? ciddiyetin mi? Yani sen bunu ciddi ciddi mi söylüyorsun? Yani tam übersetsini yaptım şimdi. Tam çevirdim. E, tam çevirmedim de şöyle. Sen ciddi misin? Ciddi olamazsın gibi bir şey. Istas dein Ernst. Bu mu yani? Ciddi misin sen? Diyor. Die Fabrik hat überhaupt kein Geld. Überhaupt kein. Hiç ama hiç. Fabrika hiç ama hiç paraya sahip değil. Hiç parası yok fabrikanın diyor. Die Arbeiter bekommen noch Gehalt. İşçiler Bikomun gehalt. Maaş alıyorlar. Noh. Hala maaş alıyorlar. Und das Geld für die Beamten. Ve para diyor Beamten. Memurlar için. Bir de işte muhtemelen yönetim kısmı var fabrikanın. Ve diyor Beamtenlar için para. Wie gain. Bu da çok güzel bir kullanım. Wie gain. E, nasıl olacak bu? Nasıl geçecek? Nasıl ödeyeceğiz? Yani bu nasıl devam edecek? Wie gain. das gain. gehen? Nasıl devam edecek o zaman bu diyor. Burası da, bu da güzel bir kullanım. Biraz sonra bir tane daha aynı şekilde bir cümle gelecek. Oradan da bu kalıbı öğrenebiliriz. Bu nasıl devam edecek o zaman? Nasıl devam etmesini bekliyorsun? Derken kullanabileceğimiz bir kalıp. Nix hiçbir şey, verin via backline. Hiçbir şeyi kapatmayacağız diyor karısı. Yengeler yine harekete geçmiş durumda. Devam ediyoruz. Tante onkılıyor. İşte kız geliyor karşıdan. Hey Venya. Kızın ismi Venya. Biz de bu Venya'yı seslendireceğiz ona göre. Ondan sonra Lieber Onkel. Sevgili amca. We läuft deine Fabrik. Läuft. Aslında laufen koşmak demek. Läuft de yürümek. Yani nasıl yürüyor? Nasıl yürüyor fabrikada işler diyor. We läuft deine Fabrik. Fabrika nasıl yürüyor? Nasıl gidiyor işler diyor. Çünkü para muhabbeti var ya. Yet diyor ondan sonra kız. Şimdi diyor wo beide meine Eltern krank sind. Devam ediyorum cümleye. Und meine Prüfung ansteht. Kann ich das nicht alles meiner Schwester überlassen? Nerede diyor? İki benim ebeveynim de kranklar yani hastalar. Nerede hastalar? Ve nerede benim prüfungum yani sınavım Einstein yaklaşıyor? Einstein yaklaşmak. Benim prüfungum yaklaşıyor. Yani nerede değil de burada aslında şöyle ben tam çevirisini yaptım tam anlayalım diye. Böyle bir durumda demek istiyor yani. Wo. Benim iki tane ebeveynim de hasta ve benim prüfungum yaklaşırken diyor. Ki orada benim yani nasıl anlatayım? Öyle bir yer, öyle bir an düşün ki benim iki tane ebeveynim de hasta ve benim prüfungum yaklaşıyor. Bunu wo ile yapmış. Değişik bir kullanım. Bunu da not edebilirsiniz. Filmi izlerken de buna dikkat edin. Güzel bir kullanım yani. Değişik bir şey. Bir lisan bir insan diyoruz ya işte tam bu, bu gibi cümlelerde aslında o geliyor. Değişik bir yaklaşım, değişik bir bakış açısı kazandırıyor. Benim sınavımın yaklaştığı ve iki ebeveyn, ebeveynimin de hasta olduğu bir durumda derken bu kullanıyor. Kann ich das nicht alles meiner Schwesta überlassen. Überlassen devretmek böyle üzerine yıkmak gibi. Ben diyor nasıl kardeşime, kız kardeşime her şeyi devredebilirim veya burada dediği gibi bütün her şeyi kız kardeşimin üzerine yıkamam diyor. Çünkü benim de bir şeyler yapmam lazım diyor. Minor Schwester. Bakın überlassen dativle kullanıyormuş demek ki. Di Schwester minor Schwester oldu. Her şeyi kız kardeşimin üzerine yıkamam böyle bir durumda diyor. Devam edelim. Köntiye bir de helfen auf Fata auf supasın. Auf pasın dikkat etmek demek. Böyle e, onun ilgilenmek demek. Mesela kendine dikkat et. Pas auf dich auf. Kendine dikkat et diyorum mesela. Auf pasın ayrılabilir bir fiil. Dolayısıyla auf sona gidiyor. Ve auf pasın auf propozisyonunda kullanılıyor. Nedense bilmiyorum. Yani iki tane auf olmuş oluyor. Auf Fata auf pasın. Yani babama bakmak. Babama dikkat etmek gibi Buradaki dikkat etmek de şey, böyle iyi bakmak, kendine iyi bak gibi de e, düşünebilirsiniz. E, i̇lgilenmek, böyle göz kulak olmak gibi düşünebilirsiniz. E, bana yardım eder misiniz diyor babama bakmamda. Burada da ne var? Mesela helfen var. Helpen'den sonra bir fiil daha geldiği için aufpassen suyla kullanmış. Ayrılabilir bir fiil olduğu için araya su koymuş. Biraz karışık gelebilir ama çok da bu anlattıklarımı çok da önemsemeyin. Aslında dinlerken e, ben filmi daha iyi anlayabilmeniz için ve e, kelimeleri oradan seçebilmeniz için e, anlatıyorum. Bunu dinlediğimiz zaman o kullanımı göreceksiniz zaten. Ich denk diyor baba o amcası biraz kötü oluyor böyle tam girecekken yine kötü yenge başrolde araya giriyor. Du diyor biliyorsun. Das wir seit Jahren viel Arbeit haben in der Birçok iş yaptık diyor fabrikada. Zayt yarın. Bakın zayt neydi? Dativdi. Ve çoğullarda dativ ne oluyordu? Sonuna en eki geliyordu. Yar bir yıl. Yare yıllar. Zayt yarın da yıllardan beri demek. Zayt dativ yaptığı için sonunda bir de engelli. Bizim diyor uzun yıllardır fabrikada çok iş yaptığımız, çalıştığımızı biliyorsun diyor. In letzter zeit, son zamanlarda sind wir am expandieren genişlemekteyiz, genişlemedeyiz diyor. Expandieren. Biz diyor genişlemedeyiz. Fabrikayı büyütüyoruz anlamında. Und deswegen ki bu yüzden kann dein Onkel sich auch nicht kümmern. Sich kümmern. Amcan diyor bununla ilgilenemez. Yani amcan diyor kardeş senin babana bakamaz veya işte para yardımı yapamaz diyor. Sonra da hemen kıvırıyor ve diyor ki ve diyor ki Venya diyor we field sutun. Bizim yapacak çok işimiz var. Deswegen bu yüzden müssen wir jetzt gehen. Biz şimdi gitmeliyiz. Okey diyor ve gidiyorlar. Tabi kız arkada yengesi gitmeden diyor ki los wir müssen gitmeliyiz hadi diyor kolundan çekiştiriyor adamı. Kız da arkada kalıyor tek başına. Uncle bit diyor ama arkasında bakan olmuyor. Sonra diğer tanteyi arıyor. Diyor ki tante hello, hier ist Venya. You... Ich mache bald die Aufnahmeprüfung für die Uni. Aufnahme kayıt etmek. Aufnahmeprüfung da işte giriş sınavı demek muhtemelen. Ich mache bald. Yakında diyor. Aufnahmeprüfung yapacağım diyor. Üniversite için. Ve Ich brauche jemanden der Aufwarte aufpasst. Burada ne var? Relative pronomen var. Ich brauche jemanden. Çünkü birisine ihtiyacım var diyecek ya. O yüzden bu ne? Akuzatif yapmış bunu. Brauch'un akuzatif yapıyor demek ki. Sonra en anlıyoruz bunu. Ich brauche jemanden, ki o der Alfata aufpasst. Babama bakacak, babamla ilgilenecek birine ihtiyacım var diyor. Karşıdaki de diyor ki Tante Venia, mm, ja, das tut mir leid. Üzgünüm. Ich habe so viel Arbeit und ich kann mir nicht frei Ben diyor, çok fazla benim diyor, çok fazla işim var ve kendimi diyor freinehmen, yani kendimi boşa çıkartamıyorum diyor. Ich kann mir beni bana demek aslında burada ama e, bana boşluk alamıyorum. Bana kendime boşluk alamıyorum gibi düşünebilirsiniz. Kendimi boşluğa çıkartamıyorum. Çok işim var diyor. Diyor ve telefonu kapatıyor. Ondan sonra kız çaresizce işte ertesi gün okula gidiyor. Okula giderken böyle şurada köşede bir tane anne çocuğuna kızıyor. Diyor ki Dumus besa avpasın. Daha dikkatli olmalısın diyor. Düşük not almış ondan kızıyor. Daha iyi Aufpass'ın yapmalısın diyor. Du hast schon wieder eine Fia. Bir tane daha. Tekrar bir tane daha. Dört aldın diyor. Almanya'da bir en iyi not. Beş en kötü not. O yüzden annesi kızıyor dört aldığı için çocuğa. Ve diyor ki... Wie soll das denn weitergehen? Böyle nasıl devam edecek? Böyle nasıl olacak? Ne yapacağız? Diyor. Wie soll das weitergehen? Devam edelim. Sonra e, resepsiyona geliyor kız kız gelirken sekreterler dedikodu yapıyorlar. Diyor ki hata das gesagt o öyle mi demiş? Ya wirklich ermainte das ends. Bakın ermainte das ends. Bunu ciddi ciddi diyor. Bu şekilde söyledi diyor. Ermainte das ends. Bunu ciddi ciddi dedi diyor yani. Bir önceki neydi? Ist das dein ends? Ciddi misin? Ciddi mi böyle mi düşünüyorsun diyordu. Burada da Ermainte das ernst diyor. Bunu ciddi ciddi söyledi diyor. Sonra Venya sekreterliğe geliyor diyor ki işte ich bräuchte eine Woche Urlaub. Ben diyor bir hafta benim diyor bir hafta izne ihtiyacım var. Bakın izne ihtiyacım var derken ich brauche demiyor da bräuchte diyor. Şimdi yukarıya yine videoyu koyuyorum. Konjunktivsvayın 5 şekilde kullanımı vardı. Bir tanesi de fiillerin direkt konjunktivsvay şeklinde yazılmasıydı. Burada da braun fiilinin broşte diye kullanıldığını görüyoruz. Yani ihtiyacım var. Böyle alsam iyi olur gibi. Hete gibi yani. Hete gen aynı cappuccino. Bir cappuccino olsa ne güzel olurdu diyoruz ama anlamı o ama arkada yatan bir cappuccino istiyorum. Burada da ich broşte yani bir, bir hafta izin alsam ne güzel olurdu gibi. Bir hafta izne ihtiyacım olsa ne güzel olurdu gibi. Böyle biraz daha yumuşak izin isteme. Devam ediyorum. Kadın da diyor ki, du brauchst eine Woche, das geht doch nicht. olamaz diyor, bu imkansız, sınavın yaklaşıyor yani. Mein Vater liegt im Krankenhaus. Benim babam hastanede yatıyor. Liegt im Krankenhaus, hastanede yatıyor. Krankenhaus, das Krankenhaus. In dativ yaptı, in dem Krankenhaus, im Krankenhaus oldu. Und an diesen Tagen werden einige Tests durchgeführt. Bakın, werden durchgeführt. Pasif var burada. Bugünlerde diyor birkaç tane test, einige test duhkefurt yapıldı. Böyle sürdürülüyor diyor, testler yapılıyor falan diyor hastanede. Kadına diyor ki wenn ja du solltest dich auf deine Prüfungen konzentrieren auf etwas şeklinde kullanıyormuş. Bakın auf var burada. Du test burada da sen diyor sınavlarına konsantre olmalısın. Mus değil bakın, zol test. Burada bir tavsiye var ama çok böyle güçlü bir tavsiye o yüzden konjunktif yapmış Zol test. Du soll dich auf deine Prüfungen aufpassen. Zolc dememiş de zol test demiş böyle. Biraz daha güçlendirmiş onu. Sınavlarına yoğunlaşmalısın diyor yani. Devam ediyorum. Das ist eine blöde Lage ganz bestimmt. Bu çok aptalca bir durum. Das ist eine blöde Lage, ganz bestimmt. Bu çok aptalca bir durum. Yani kesinlikle çok aptalca bir durum. Biliyorum diyor. Ganz bestimmt. kandirden dir den Sana kimse yardım edemez mi? Yardım edecek kimse yok mu? Kan dir sana niemand hiç kimse helfen yardım edemez mi? Du darfst dich nicht ablenken lassen. Kendini diyor ablenken lassen. Ablenken dikkatini dağıtmak. Dikkatini dağıtmamalısın diyor. Kendini dikkatini dağıtmaya izinli değilsin. Kendini dikkatini dağıtmaya izinli değilsin gibi çevirebiliriz. Yani burada diyor ki dikkatini dağıtmaman gerekiyor. Yani bunu yapamazsın. Sınavın yaklaşıyor diyor. Burada recht galiba bu. Echt değil de recht olacak. Sie haben recht. Yani haklısınız. Ich werde mir was aus den. Bakın acayip bir cümle. İşte gerçek hayatta da böyle oluyor. Ben bunu yazdım sözde bir şey bulamadım sonunda mahin ekledim bir şeyler düşüneceğim bir şeyler bakacağım, bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ayarlayacağım gibi bir şey çıktı şimdi gerçek hayatta da böyle oluyor gidiyorsunuz mesela eczaneye çok basit diyeceksiniz ki bir ağrı kesici alacağım bir ağrı kesici istiyorsunuz kadın diyor ki işte işverde Mirvas alsiten diyor ne cümle var ne kelime var bir şey yok üç tane yan yana garip garip şeyleri getirmiş İşte asıl dil burada ortaya çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca konuşmamız, mümkün olduğunca dinlememiz, mümkün olduğunca duymamız, mümkünse böyle filmlerden, gerçek hayatla ilgili böyle içeriklerden yardım alarak bunları yapmamız lazım. Yoksa hep seviye üzerine kurulu parçalar dinlersek o tam olmuyor. Biraz da bizim gerçek hayatla ilgili şeyler izlememiz lazım. YouTube kanalları falan var böyle, ama ders anlatan değil. Normal Alman bir YouTube mesela Türkiye'de kim var işte Orkun Işıtmak var onun Alman versiyonunu izleyebiliriz mesela onun gibi. Sizin ilginizi çeken psikolog olabilir, öğretmen olabilir, işte karavan hayatında yaşayan birisi olabilir gibi gibi bunları da izlememiz lazım. Hiçbir şey anlamayın bakın böyle iki kelime üç kelime oradan bir şeyler çekerseniz müthiş işinize yarayacaktır. Bu da o demek işte bir şeyler ayarlayacağım demek bu da aklınızda bulunsun. Devam ediyorum sonra Venya gidiyor kadınlar yine Venya'nın arkasından konuşuyorlar. Güzel konuşuyorlar ama diyor ki Venya ja is so ein tolles kind. Müthiş bir çocuk diyor. Kind das olduğu için tolles demiş. Es gelmiş sonuna. Kind das kind olduğu için aynı da belirli art belirsiz artikel ein tolles oluyor. Aynı olduğunda ne oluyordu? İsme benziyordu sıfat. Mesela velev ki kind der olsaydı ein toller kind diyecekti. Devam ediyorum. Ya ja, das ist sie. Evet. O öyle. Sie ist einfühlsam, hat immer gute Noten. Einfühlsam böyle duyarlı, işte empati kurabilen, çok böyle karakterli demek. Einfühlsam, hat immer gute Noten. Her zaman güzel notları var. Sie könnte es an eine top Universität schaffen. Müthiş bir üniversiteyi, en iyi top üniversiteyi kazanabilir diyor, başarabilir. Zu schade diyor. Ne yazık ki diyor. Das in eine solche Familie geboren burada. Ne yazık ki diyor. Geboren burada. Bakın bu da pasifle yapılmış. Doğmuş. Doğrulmuş aslında bunun tam çevrimi ama doğmuş. Mesela ich bin im Jahr neunund geboren. Ben işte 89'da doğdum. Burada da burada ile yapmış bunu. Ne yazık ki böyle bir ailede doğması çok kötü. Das böyle bir ailede de olması ne yazık. Su işare demiş. Di muta Anne tekerlekli sandalyede. Baba da hastanede. Der Vater liegt im Krankenhaus. Das Kind kann einem nur leid Diyor ki das Kind kann einem nur leid Bu çocuk acayip bir kullanım bu da. Bakın das Kind kann einem birisine yemandım gibi. Nur leid Bu çocuk sadece acı verebilir birisine. Yani ben bunun etrafındakiler bu çocuğa üzülür demek istiyor. Tersten almış. Değişik bir şey yapmış. Ama gerçek hatta böyle cümleler karşısında çıktığında şaşırmayın. Çok güzel aslında. Yani bunu böyle anladığınız zaman çok güzel bir his oluyor. Ama %80 anlayamıyoruz. Orası da ayrı bir mesele. Çok önemli değil. Çok bakmayın. Özellikle 30 yaşın üstündeyseniz bu kelime, bu cümleye çok takılmayın. Sadece bilin burada. Bu çocuk başkasına sadece üzüntü yapabilir. Yani başkası bu çocuğa üzülür. Yanındaki de diyecek ki bana yapıyor. Yani ben bu çocuğa üzülüyorum demek istiyor. Çok kafanızı karıştırmayın. Geçiyorum burayı. Du hast recht. Evet haklısın. Das tut simir auch. Bana yapıyor. Bana light yapıyor. Yani bana acı yapıyor. Yani ben bu çocuğa üzülüyorum diyor. Değişik bir şey. Devam ediyorum. Und sollte das so weitergehen, dann kann sie ihr Studium vergessen. Bakın bu önemli bir kullanım. Zolte'yi görürseniz cümlenin başında. Bilin ki o venli bir cümledir. Bu cümlenin aslı şöyle. Wenn das so weitergehen sollte. Eğer böyle devam ederse. Dann o zaman kann sie ihr Studium vergessen. Üniversiteyi unutabilir unutsun daha iyi. Burada nasıl yapıyoruz? Vene atıyor, Zolte'yi başa getiriyor. Zolte das so eğer böyle devam ederse dan kan sie Böyle kullanımlar genelde amtlardan yani devletten gelenlerde şey yapar. Mesela son ödemeniz var. Der ki işte eğer son ödeme tarihine kadar ödemezseniz işte cezanız olur sollte sie das nicht bezahlen, dann. Eğer siz bunu ödemezseniz böyle böyle olur şeklinde olur. Bunu mutlaka kenara not edin. Zoltan'ı gördüğünüz zaman cümlenin başında bakın ona. Ha demek ki bu böyleymiş diye. Bu önemli. Devam. Das wäre, bakın yine konjunktiv DAS Wäre. Das wäre einfach unglaublich schade. Bu çok üzücü olurdu. Olsaydı. Eğer olacaksa bu çok üzücü olurdu weil sie eine gute studentin wäre. Şimdi kız studentin değil, şülerin daha lise. Studentin üniversite öğrencisi. Diyor ki bu çok inanılmaz şekilde üzücü olurdu. Çünkü o çok güzel bir üniversite öğrencisi olurdu diyor. Yine hep varsayım. Devam. Frau Schayo Mayo bir şey diyor işte. Könnten dasmal das mal anschauen? Anschauen. Buna bir bakabilir misiniz diyor. Ve Sahne bitiyor. Bundan sonrasını yapmıyorum. Zaten yeterince uzun oldu. Ee, şimdi biz Venya'yı seslendireceğiz. Burada Venya çok konuşmuyor. Venya'yı seslendirmeyi seçmemin nedeni Venya ile beraber olayın içine girmeniz, sizin hakkınızda konuşulduğunu hissetmeniz, sizin karşınızda size cevap veren birinin olması. Yani siz çok konuşmasanız da aslında biraz dinlemeyi ve böyle olayın içine girip ha demek ki böyleymiş gibi Hani venya olursak daha iyi anlayacağımızı düşündüm karşı tarafı. Konuşma değil de burada aslında biraz daha böyle olayın içine girip karşıdakini dinleme e, durumunu e, yakalamaya çalışacağız. Bu da bu şekilde aklıma geldi. Güzel olabileceğini düşündüm. Yeni bir deneyim olabilir. Yani çok konuşmuyoruz ama etraftakiler de bizimle ilgili. Her şey bizimle ilgili böyle. E, kendimize belki biraz içselleştirebiliriz diye düşündüm. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir defa sahneyi izliyoruz. Sonra Venya susacak. Sahneyi bir kere daha diyeceğiz. Venya'yı biz konuşacağız. Ama dediğim gibi... Diğer dinlemeleri de siz Venya'ymışsınız gibi... Dinlemeye çalışın. Coincidentify'a e mutlaka ama mutlaka bakmayı unutmayın. Bu dersle beraber Coincidentify'ı artık bitirin. Yani... Sadece ufak ufak geri dönüşler yapacağınız bir şey olsun. Genel itibariyle bugün Coincidentify çalışalım. Yani... Oturun. Bir saat ayıracaksanız CoinGrid ayırın bugün. Biliyorsanız da yine CoinGrid ayırın. Ve artık bunu bir kenara ayıralım artık. Bir daha bakmayalım ömrümüz boyunca CoinGrid Sadece ara ara cümleleri gördüğümüzde ara ara döneriz. Ama CoinGrid artık ben onu koydum biliyorum diyelim yani. Bütün her şeyle birkaç video YouTube'dan falan bunun izleyin. Benim videomu da izleyebilirsiniz genel hatlarıyla anlattığım. Artık bakmayalım CoinGrid O bizim için bir korku olmasın geldiğinde karşımıza en azından çıkarabilelim. Birkaç da basit cümle kurduk mu artık hiç korkumuz olmaz. Yani connected karşımıza geldiğinde o cümleyi gördüğümüzde onun connected sıfay olduğunu anlayalım veya duyduğumuzda ha bunu demek istiyor gibi çıkarsak ve sonrasında bu bilinçle yaklaşırsak konuya bundan sonra bu konuyla ilgili sırtımız yere gelmez. Ee, çok basit, hiç zor değil. Birkaç tane kuralı var. Benim videomda izleyebilirsiniz. Başka videoları da izleyebilirsiniz. Kesinlikle bugün Konjunktür Sıfayı bitirelim artık. Sorularınız olursa Konjunktür ile ilgili gördüğünüz videolarda veya bir kitaptan takip ediyorsunuz kitapta aşağıya mutlaka yorumlarını yazın. Mutlaka birbirimize cevap vererek sorunları çözeriz. Bugünkü amacımız Konjunktür Sıfayı bitirmek olsun. Bugün Konjunktür Sıfayı bitirmeden içimiz rahat etmeden yatmıyoruz. Haydi bugünkü de challenge'ımız bu olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Wer hätte schon gedacht, dass Yamgu Leberkrebs bekommen wurde? Sein Zuhause ist damit ruiniert. Eigentlich wollte ich die Fabrik erweitern. Das hat sich dann jetzt erledigt. Wie soll er uns jetzt noch Geld leihen? Du willst noch mehr Geld von ihm haben? Wir haben uns schon so viel von ihm geliehen und noch nichts davon zurückbezahlt. Unglaublich! Die Mutter liegt auch im Krankenhaus und jetzt auch noch ihr Vater. Die brauchen das Geld mehr als wir. Äh. Ich denke, wir sollten unsere Schulden jetzt begleichen. Begleichen? Ist das dein Ernst? Die Fabrik hat überhaupt kein Geld. Die Arbeiter bekommen noch Gehalt und das Geld für die Beamten. Wie soll das denn gehen? Nichts werden wir begleichen. Tante, Onkel, hey, Wenja. Lieber Onkel, wie läuft denn deine Fabrik? Jetzt, wo meine Eltern krank sind. Und meine Prüfung ansteht, kann ich das nicht alles meiner Schwester überlassen? Könnt ihr bitte helfen, auf Vater aufzupassen? Ich denke Ach, das. Benja, du weißt, dass wir seit Jahren viel Arbeit haben in der Fabrik. In letzter Zeit sind wir am expandieren und deswegen kann dein Onkel sich auch nicht kümmern. Venya, wir haben viel zu tun, deswegen müssen wir jetzt gehen. Okay? Los, wir müssen. Onkel, bitte. Tante, hallo. Hier ist Venya. Ich mache bald die Aufnahmeprüfung für die Uni und ich brauche jemanden, der auf Vater aufpasst. Uh, Venya, das tut mir leid. Ich habe so viel Arbeit. Ich, ich kann mir nicht freinehmen. Oh, okay. Du musst besser aufpassen. Du hast schon wieder eine 4. Wie soll das denn weitergehen? Hat er das gesagt? Ja, wirklich. <laughs> er meinte das ernst. Frau Xiao? Ja, Benja. Ich bräuchte eine Woche Urlaub. Du brauchst eine Woche, das geht doch nicht. Mein Vater ist krank geworden und an diesen Tagen werden einige Tests durchgeführt. Benja, du solltest dich auf deine Prüfung konzentrieren. Das ist eine blöde Lage, ganz bestimmt. Kann dir denn niemand helfen? Du darfst dich nicht ablenken lassen. Mhm. Sie haben recht. Ich werde mir was ausdenken. Gut. Benja ist so ein tolles Kind. Ja, das ist sie. Sie ist einfühlsam, hat immer gute Noten. Sie könnte es an eine Top-Universität schaffen. Zu schade, dass sie in eine solche Familie geboren wurde. Die Mutter sitzt im Rollstuhl, der Vater liegt im Krankenhaus. Das Kind kann einem nur leid tun. Ja. Du hast recht, das tut es mir auch. Und sollte das so weitergehen, dann kann sie ihr Studium vergessen. Das wäre einfach unglaublich schade, weil sie eine gute Studentin wäre. Frau Xiao, könnten Sie sich das mal ansehen? Wer hätte schon gedacht, dass ich am leberkrebs bekommen wurde? Sein Zuhause ist damit ruiniert. Eigentlich wollte ich die Fabrik erweitern. Das hat sich dann jetzt erledigt. Wie soll er uns jetzt noch Geld leihen? Du willst noch mehr Geld von ihm haben? Wir haben uns schon so viel von ihm geliehen und auch nichts davon zurückbezahlt. Unglaublich. Die Mutter liegt auch im Krankenhaus. Und jetzt auch noch ihr Vater. Die brauchen das Geld mehr als wir. Äh. Ich denke, wir sollten unsere Schulden jetzt begleichen. Begleichen? Ist das dein Ernst? Die Fabrik hat überhaupt kein Geld. Die Arbeiter bekommen noch Gehalt und das Geld für die Beamten. Wie soll das denn gehen? Nichts werden wir begleichen. Hey, Wenja, Ich denke, Ach, das ja. du weißt, dass wir seit Jahren viel Arbeit haben in der Fabrik. In letzter Zeit sind wir am Expandieren. Und deswegen kann dein Onkel sich auch nicht kümmern. Wenn ja, wir haben viel zu tun. Deswegen müssen wir jetzt gehen. Okay? Los, wir müssen. Onkel, bitte. Es tut mir leid, ich habe so viel Arbeit. Ich, ich kann mir nicht freinehmen. Oh, okay. Du musst besser aufpassen. Du hast schon wieder eine Vier. Wie soll das denn weitergehen? Hat er das gesagt? Ja, wirklich. <laughs> er meinte das ernst. Frau Xiao? Ja, Venja. Du brauchst eine Woche, das geht doch nicht. Venya, ja, du solltest dich auf deine Prüfung konzentrieren. Das ist eine blöde Lage, ganz bestimmt. Kann dir denn niemand helfen? Du darfst dich nicht ablenken lassen. Gut. Benja ist so ein tolles Kind. Ja, das ist sie. Sie ist einfühlsam, hat immer gute Noten. Sie könnte es an eine Top-Universität schaffen. Zu schade, dass sie in eine solche Familie geboren wurde. Die Mutter sitzt im Rollstuhl, der Vater liegt im Krankenhaus. Das Kind kann einem nur leid tun. Ja. Du hast recht, das tut es mir auch. Und sollte das so weitergehen, dann kann sie ihr Studium vergessen. Das wäre einfach unglaublich schade, weil sie eine gute Studentin wäre. Frau Xiao, könnten Sie sich das mal ansehen?